Evet değerli izleyenler, tekrar canlı yayından merhabalar efendim. Mutsal Mini Rulo Balya sponsorluğunda Bursa Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız ikinci bölümde devam ediyor efendim. Eskişehir'den katılan firmamız Setoay Süt Soğutma Tankları ve Mesut Çetinkaya yanımızda. Mesut Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Siz de hoş geldiniz Adil Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Setoay olarak yine Bursa sizin müdavimi olduğunuz fuarlardan bir tanesi. Sizin için fuar iyi mi geçiyor, yoksa Eskişehir Bursa ev sahibi pozisyondasınız? Dün biraz hareketli, kısıntılıydı ama şu anda yurt dışından da misafirler geliyor. Yurt dışından da bugün hareketli bir gün yaşıyoruz. Dediğiniz gibi Eskişehir, Bursa, Kütahya, ya bütün Türkiye'nin genelinde bizim için bölge ayırt etmeden biz ürünlerimizi pazarlıyoruz. Bu bölgede de güçlüyüz. Hayvancılık neredeyse orada olmaya çalışıyoruz diyorsunuz kısacası. Evet Adil Bey. Evet, Setoay süt soğutma tanklarını tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Eskişehir Lazer altyapısıyla kurduğunuz bir firma. Sektörde kaç yıldır varsınız? Süt soğutma tanklarında yelpazede kaç litreden kaç litreye kadar üretimimiz var? Evet Adil Bey. Sizlerden dinleyelim. Bizim işletmemiz 20 yıllık bir tecrübeye sahip işletme. Eskişehir Organik Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyoruz. 5000 metrekare kapalı alan bir fabrikamız var. Yeni yatırımlarla beraber bunu 8000 metrekareye çıkartma durumundayız bu sene için. Eskişehir Lazer rutin farklı sektörlere hitap eden bir firma. Aynı zamanda son 6 yıl oldu Setoay'ı biz markalaşma adına kuralı. 6 yıldan beri de bu Eskişehir Lazer'in vermiş olduğu tecrübeleri Setoay markası altında daha iyi ürünler üreterek, her gün daha yeni ürünler geliştirerek pazarda su soğutma tanklarının pazarlamasını yapıyoruz. Şu ana kadar da bu noktada önemli yollar almaya başladık. Aşağı yukarı son 3-4 yılda 26-27 ülkeye, hatta 30 seviyesine çıkan bir ihracat portföyümüz var. Avrupa'ya ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Genelde Avrupa ağırlıklı çalışıyoruz ama dünyanın her yerinde 6-7 kıtada bizim ürünlerimizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu anda Fransa'da Somet Fuarı'nda da standımız var. Yurt dışında orada da yeni pazar arayışları içerisindeyiz. Şu anda her şey bizim için iyi gözüküyor. Evet, bütün katılımcı firmalarımıza yurt dışında, yurt içinde başarılar diliyoruz. Hayvancılık tabii, ona da biraz girmek istiyorum. Süt fiyatları vesaire, bunlar sizi olumsuz etkileyen unsurlar mıdır? Şu an satışlarda vesaire, bir yurt içi için konuşuyoruz tabii. Satış evet. Durumlarımız ne durumda efendim? Bir fotoğrafı tarif ederseniz. Ya benim gördüğüm kadarıyla bu sektörde ben farklı sanayi alanlarında, faaliyette ve pazarlamalarda bulunuyordum. Son 6 yıldan beri bu hayvancılık tarafına yoğunlaştım. Baktığım zaman hayvancılık Türkiye'de çiftçilikle desteklendiği takdirde şu anda bir şeyler bırakan bir eksen. Yoksa siz sılajınızı hazır alıyorsunuz. Yemi zaten hazır mümkün alıyor. Değil, tabii. Diğer giderler, veteriner giderleri, işletme giderleri, işçilik giderleri, o giderleri üst üste koyduğumuz zaman mecbur çiftçilikle desteklenmesi gerekiyor. Tabii kaba yem ihtiyacını çiftçimizin, hayvancımızın kendisi halletmesi evet, yani lazım. Bir yere kadar bir şekilde kendisi çözmesi gerekiyor. Şu anda benim gözlemlediğim bu nokta. Aynı zamanda biz de son yıllarda hayvancılık olarak adımlar da attık. Bir Arge çiftliği de kurduk. Burada hepsinin maliyet analizlerine baktığım zaman hepsini görüyorum. İşte sılajın durumu, arpanın, yemin durumu, diğer giderlerin durumunun hepsini görüyorum ama pek şey göremiyorum yani. Parlak göremiyorum işin içinde. Bir de biz bu hayvancılığı yaparken hayvan ırklarında en kaliteleri, süt verimlilikleri yüksek olan hayvanlarla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bunların avantajları da var, dezavantajları da var ama gördüğüm kadarıyla yani şu anda işletme dışarıdan alınan yemlerle kafa kafaya zor kendini idare ediyor. Evet, Allah kolaylık versin. Efendim sizin önemli bir Arge çalışmanız vardı, süt sağım robotu. Bu konuyla evet. ilgili çalışmalarınız nasıl gidiyor? Süt sağım robotu konusunda şu anda Arge ekibimiz %95 seviyesini yakalamış durumda. Sadece tabii bu sağımla bitmiyor, sürü yönetim sisteminin de olması gerekiyor. Biz de hepsini derleyip toplayıp son nihai ürün olarak nihai müşteriye ulaşmak istiyoruz. Ama dediğimiz gibi şu anda kendi çiftliğimizde
bu makineler çalışıyor. Arge devam ediyor kısacası. Evet yani. Evet Adil Bey. Yani çok kompakt bir şey biliyorsunuz. Türkiye'de bu işe cesaret eden de olmadı. Genelde insanlar dışarıdan ithal getirip pazarlama yöntemiyle ilerlemeye çalışıyorlar. Ya biz bir şeyler için uğraşıyoruz sıcaktan. Evet. Allah kolaylık versin. Teşekkür başarılar diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her kolay zaman gelsin. Fuarlarda sizleri görmek, aramızda sizleri çok de görmek sağ olun bizi memnun ediyor. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sizlere de efendim iyi fuarlar, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Evet değerli izleyenler, Eskişehir'den katılan firmamız Setoay Süt Soğutma Tankları ve Mesut Çetinkaya ile beraberdik efendim. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve canlı yayınımız Bursa Tarım Fuarı'nda devam ediyor.